Bir adam yoz yaptı menge. Assalamu aleyküm. Ben blogger Kemal Lidin. Halim Canov. Men hakikat istab kanalı. Siz Firuze Ca Arabekovna hakkında video kılgeller da yüz debesiz. Yazın. Savadinden aken eğlensin. Savadinden aken eğlensin. Telefonu katarmaysız mı dedi? Şu bitti resimde hemen koyuyor ya. Bitti resim var şuna. Canlı yakalarımız. Bu temi yazıyordu bir tanesi. Albert de bunu koyuyor ya. Bunun hesap kitabımız var. Hatırca kaçı yürüttü. Bu şeyim şu resimde koyuyor ya. Havadinden eken eğlensin, nelerge ağır ya. Estağfurullah. Blogger de blogger. Başka kalı bloggerla var şimdi kavramızda. Zoom'ge hala ruhsat vermedik biraderler. Ye. Ama demek ki. Yine bir takıda yedik için. Rusya numara çıkıyor yaptı. Hayır. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu aleyküm. Haber ki yaşımızı sağlık Ya, güzel mi? elhamdülillah. Herkese hazır bir cahaya dedim. Müellim'e zarur cahaya dedim. Darucaydı. Aha. Bizim canlı ifirdemiz. Hızlı hamle iştirip kaldırıyor. Ne bakalımız şimdi? Benim bazı bir 5-10 minit aldığım efir zikir bozduğum fikrimi kaldırıp çıkıp gittim. Kim sözü? Şu blogger hakikat starken boş dolgusu ki aldım halim canlısına. Bloggerlikini kim vergen sizge? Ne Bloggerlikini. berilmedi diyor bu. Oğlanın adı mı? Abi bu iki meyleme hazır bir zarar cöy dedim. Hazır hemen oldu şermen de korastı bir iki yaptı abi. Sermende kılıç maksadım yok. Kaçan, kaçan kılıç. Biz hemen kutu oturup sizi. Hazır minge, minden ortak adam sizi kutu oturup dedi. Sizden yaklaşmak şeydik. Yani izdeki adamla ge, benim telefonum. Ay tamam, iltimas, kireyim, şu bala bulan bir yaklaşaydık diye bende. Yanımda adam ne? Prostan mı adamın da? Magazin dedim az şimdi. Kasadan nasıl 400 olsan diye dolu. Ha, bu. 30 balık kılın kütamızın. Dolu. Tamam. Hop, mavzu bu şey ayol doğrusu da. Yo, bu bana kırgen de yapma şey değil mi? Ayol doğrusu da mesela. Bunu kim yaklaşamız? Abdülkadir degen bolayan var. Közgümü degen narsa yurguzu yaptı. Ben kuladım olmadı ki telefonu izi vereyim dedim. Benim vaktim boymadı. Boymadı. Bu mazlum, bu mazlum yem dolza burada. Ne yaklaşırız gerek. Alo. Oh. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yaşımız tabi hareket alın bizi aşma. Evet, yaşım. Eğer ona şu Feruza deputat meselesi de biz Feruza tarafı yan basıp çıkana değil. Nasıl bizi kenara alıyor. Siz bir gün şu vakıfeden bir gün öte bu videoları tahtak beyler de bir video çıkarttınız da. Doğru mu? Doğru. Onun da ki ertesi gün çıkıp ayet ki bu video nakledirken Feruza'nın yanında durup verirkenler daha yüz diye atı zaki. Hatta kadırda bizi ben şu biz yani biz tarafına çıkan bizde doğrusu misal biz yani Feruz Arka gençliğine haklat bir çıkan cahimiz ya misal halkta tarikat geldiği için özümüzü münasebetimizi bildiriyoruz. Bu münasebet bildiriş buna doğru olmamıza gerek. Münasebet bildiriş notu olmaz. Tarafına alış notu. Kim sizin münasebeti izle notu dedi. Siz tarafını alıyorsunuz mu? Şu hatın mı? Yok.
olganimiz yo'q. Video tarqatganlarga o'zimizni fikrimizni bildirdik. Yosh qari, yosh kichik, ayollar ko'rishi mumkin deb bir o'zimizni fikrimizni bildirdik. Zotan Abduqodir ham shu fikrni bildirgan edi. Yo, Abduqodir polni tarafini olib yuribdi o'sha xotinni. Uni shaxsiy ishi, bu xalqning dardidagi xotin. Anaqa haqiqatparvar shunaqa deyapsizlar-da sizlar deputat. Bir kun oldin nimaga bo'lmasam sizdan yonini olib chiqdi shunda. Men yonini olganim yo'q, qatta oldim yonini. Mana shu ishni qilganlar deb turib rad berdi-ku shularga. Video tarqatganlar. Tarqatganlarga qarshi bo'lsam uni tarafini olgan bo'lmayman. Men o'sha yerda tarqatganlarga ham qarshiman. Eshitdingmi? Men tarqatganlarga ham qarshiman. U xotinga ikki marta qarshiman dedi. O'sha gapimda o'sha yerda alohida ta'kidladim. Bu xotinni bu xotin agar nomusi bo'lsa, ozgina Xudodan qo'rqadigan vijdoni bo'lsa, mutlaqo xalqqa ko'rinmasdan hech kim yo'q joyga borib olib tavbasini qilish kerak dedi. Chiqib olib nima qilyapti? Men to'g'riman. Men menga undoq qildilar, mundoq qildilar, boshqa odamni ayblab yuribdi. Endi Abror aka savolda bir inson o'zini oqlashga urinishga huquqi bormi? Agar oq bo'lsa haqqi bor. Misol uchun mana shu o'zini bo'lgan holatni tushuntirish bo'yicha o'zini oqlash uchun harakat qilishga haqqi bormi? Qora bo'lsa ham oqlashga haqqi yo'q. Qora bo'lsa ham oqlashga yo'q. Bir shaxs sifatida aytayapman. Bir O'zbekiston fuqarosi shaxs o'zini qora bo'lsa, oq bo'lsa, o'zini haq-huquqini yoki bo'lmasa o'zi haqidagi narsani gapirishga haqqi bormi? Gapni tushunyapsizmi? Bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan. Gapni tushunyapsizmi? Tushunib turibman. Nima dedim hozir? Qora bo'lsa o'zini oqlashga haqli emas, 200 lamachi bo'lib qoladi degan ma'noda aytyapsiz. 200 lamachi emas, qora narsani qanaqa oqlaydi? Misol uchun Feruza opani qilgan mana shu bo'lgan holatini oqlab yoki Abduqodir ham bu zinoda oqlaymanmi? Sonda zino tarqatmoqchiman deb turib targ'ib qilgan joyi yo'q. Bu birinchidan. Hech kim bunaqa deyotgani yo'q. Sizdan qarang. U xotin xalq vakili, deputat hisoblanadi. Xalq vakili xalqni nomidan qarorlar qabul qilishlikka, xalqni nomidan xalqni dardini, ya'ni himoya qilishlikka mas'ul. Xalq buni saylab oldinga chiqargan. Endi bu xalqni himoya qilishi kerak bo'lgan odam ochiq-oydin begona erkak bilan bitta to'shakda videoda qo'lga tushib turibdi. Videochilarni oqlayotganim yo'qman, lekin real hodisa shunaqa bo'lib turibdi. Bu voqea bo'lgandan keyin chiqish kerakda men xalq vakilligidan iste'fo beraman deyish kerak. U o'zini oqlashi nimani oqlaydi o'tdi? Unga siz biroz siyosatdan xabaringiz bormi? Xabaringiz bormi siyosatdan biroz? Monika Levinskiyni taniysizmi? Aktrisami? Nima hodisasi bor Monika Levinskiyni? Feruzota bilan o'rtasida. Nima aloqasi bor shu bo'lgan hodisa? Eshiting. Men tutga tiqayotganim yo'q. Eshiting sizga. Siz oxirgacha eshiting. Monika Levinskiy degan ayol Bill Clinton bilan o'rtasida quruq shunaqa gaplar chiqdi. Siyosiy karyera paytida. Bill Clinton bilan uni o'rtasida video yo'q. Hech qanaqa video gap, ochiq-oydin ushlagan narsa yo'q. Prosta tak shunaqa gap chiqdi. Bill Clinton hozirgacha siyosatga yaqinlasha olmayapti. Ana shu voqea dedi. Nimaga? Chunki butun boshli xalqni tamsil qiladigan odamni Amerika qo'ymayapti siyosatga. Undan tashqari Fransiyada 2011-yili Dominik Strauss-Kahn degan odam nomzodini qo'ygan. Va bu odam AQShda Amerikada
hotelde o'sha oqsoch qiz bilan zino qildi, zo'rladi degan gap chiqqan, video yo'q. Video yo'q. Hozirgacha birorta nomzodiga, prezidentlikka nomzodiga ya'ni yaqinlasha olmayapti. Ya'ni umuman siyosatga yaqinlasha olmayapti. Lekin o'sha Amerikani yoki o'sha Fransiyani, o'sha so'z erkinligi degan jamiyatlarni siyosatchilari bizda shu deputatning tarafini olyapti. Nimaga desa? Chunki ular mana shunaqa narsalarda aynan mana shu o'zini tanasini sotishi mumkin bo'lgan odamdan sotqin chiqadi. Ya'ni o'zini sotmaganmi? Nima qilgan? Moddiy manfaat uchun sotgani bormagan deb turgan. Bilmay qolgandir, har bir inson xato qiladi-yu, Aldor aka. Yo'q, siz gapni tushunmaysiz, lekin siz mabodo ayolingiz shunaqa qilib, mana shunaqa tushib qolsa shunaqa deysizmi? Yo'q. Nimaga siz xalqni nomidan gapiryapsiz? Siz yig'ishtiring blogerlikni, agar shunaqa benomus tarafda turadigan bo'lsangiz. Men sizga gapni aytayapman, eshiting. Bir odam, bir ayol o'zini nomusini sotsa deganda pul hisobda bo'lavermaydi har doim. Bir odam o'zini oilasi bor, eri bor, farzand, bola-chaqasi bor, eriga xiyonat qilyapti, oilasiga xiyonat qilyapti, begona erkak bilan bitta to'shakda yotib qo'lga tushyapti. Bu odamni nima uchun Amerika himoya qiladi? Nimaga endi bu odam Amerika tomonidan himoya qilinish kerak, Amerikani ba'zi odamlar tomonidan, chunki bu odam xiyonat qila oladi. Ya'ni tajribada ko'rsatyapti. Men shuni aytdim. Endi uni tarafini olib, mayli uni bundan ko'z yummamiz, lekin mana bunimizni himoya qilishimiz kerak degan odamlarni iymoniy e'tiqodiy jihatdan aytayapman, dayus hisoblanadi. Dayus bo'ladi. Buni tortishsizni yoshingizchi-da. Nimaga o'zida? Nimaga Clintonga yordam bermayapti unda? Endi u o'zlarining orasida biron-bir narsadir. Biron bir narsa emas. Xoin bo'lib chiqadi Clinton. Sotishi mumkin bo'lib chiqadi. Shuning uchun xalqini tepasiga xoin odamni qo'ymaydi ular. Ularni mezonida. Lekin bizning ichimizdagi xoinlarni qo'llab-quvvatlaydi. Nimaga? Amerika o'zining manfaatlarini ko'rishlik uchun. Buni tushunish uchun yana ozgina sizga yosh kerak ekan. Hozir tushunmayapsiz. Miyangizdagi ish bo'lib qoldi. Men umuman juda yaxshi tushunib turibman. Xoin deganda, misol uchun Feruza o'zbek xalqini milliardlagan pulni yeb qo'ygan joyi yo'q. Milliardlagan pulni yeyish shart emas. Gap pulda emas. Gap pulda emas. Milliardlagan xoinlikdagi farqi bor odamlar. Nimaga farqi bor? Xoin. Xalqdan qanaqasiga xoin? Xoinlikning nima farqi bormi? Xoin, qora xoin, oq xoin, katta xoin, kichik xoin bo'ladi. Xoin bo'ladi, bo'ldi. Tushunmadim. Xalq pulni yegan biron bir inson ham xoin bo'ladi. Foxni xayishidagi narsa bilan telefoningiz ham gapingizga tushunmay qoldi. Xalqni pulini yegan odam xalqni pulini tushunish tavolada sabr qilib qaray. Xalqni pulini yegan odam gapingiz eshitilmadi. Eshiting. Mana shu oilasiga xiyonat qilgan ham xoin bo'lsa, ikkalasi sizning azizda bir bo'ladigan bo'lsa, bo'lmasa ham mana O'zbekistonda milliardlagan pulni o'zlashtirib o'rayotganlar ham fohish ekanda undan. Fohish emas, xoin. Ha, xoin ikkalasi bitta holatda. Tikib chiqadi unda. Ha, xoin, u ham xoin. Kim uni oqlayapti? Ha. Mana endi. Sizga ham yana bitta savol bermoqchiman. Abduqodir borib turib, qaysi joyda ko'rdingiz Feruza Jo'rabekovani qilgan ishini oqlayman degandi? Yo'q. Abduqodir hech kim uni oqla olmaydi. Oqlasa basharasiga loy otadi bu odam. Lekin o'sha xotinni bu gapidan, bu ishidan, bu ishidan tushunmayman. Nimaga tushunmayman men? Sizni dadangizga ham tushuntiraman kerak bo'lsa. Siz eshiting gapni. Siz yoshingiz nechida sizni? 22 da. Hali siz yana shuncha yashasangiz, keyin mening yoshimga to'g'ri kelasiz. Yana shuncha yashashingiz kerak. Siz hali
Üylengenmişsiniz ya mı? Hadi siz gençe var. Bunaka geplede, bunaka yani tuşeyde kol göçüken hatınını, tuşeyden kız yumup, bana bu hainlerini, başkalarını biz ayıplaşmamız gereği deyişken hala anca var sizde. Bu mevzu. Ya şunu kadar yapsınız. Kayırda okuladı bu şu tuşeyde de yapsınız. Menem şuna kayıt yapma. Hiç kim akıl almaydı onu. Lakin köz yumuşka hakkımız yok onda. Ben onu tarikatkarlığa karşı mı? Köz yumuş. Ondan köz yumup onu fahşalığı yeri niçin yıldan beri yaşamasakken her bir adam hata kıladıyo diyorsunuz. Allah kursatmasın ilahya Allah kursatmasın boş izgi kemesin buna kayış. Hain ayalını hıyaneti faş buldu. Biz haflama gendik. Benim taraflarım aslında. Lekin faş buldu mu? Darro kollu tartış gerek, uzağa buluş gerek bu hatırlardan. Ve onu tarafı başka işlerine yordam kılamız demezlik gerek. Kim şuna kılsa onu kollab kuvvetle yetken buladı. Bunlar sizi biz eksponat sıfatla faydalandık. Sizden insan, hemimiz de insanımız. Ya hemimiz insanımız. Lekin o şey insan iyilikte devam etiş gerek. Hak hukukunu mu? Begonaning to'shagiga kirib ketish kerak mi? Begonaning to'shagiga kirib ketish kerak mi hak hukuk? Endi bu yerda siz bilan men Abdulaka bo'lmaganmiz u to'shakka ketgan vaqtda qanaqa holat bo'lganligini siz bilan biz bilmaymiz u. Ustida turib ushlay olmaganmiz u bizni. Biz ushlamadik, boshqalar ushlab oldi. Boshqalar ushlagan bo'lsa o'zi aytdimi begona erkak dedi bu o'zi? O'zi aytdimi begona erkak dedi mi? Undan oldin qanaqa holat bo'lganligini siz bilan biz bilmaymiz u. Biz bilishni ham xohlamaymiz. Eksponatjon, bilishni ham xohlamaymiz. Biz ko'rgan hodisa o'zi. Endi hurmat qilmaymiz. Siz meni hurmat qilmang, eksponatjon, meni hurmat qilmang. Men dayus odamlar meni hurmat qilishligini xohlamayman. Siz tavba qiling. Tavba qilin, 3-4 so'm pul uchun yugur-yugur qilib, mana shuni hamma ko'radi deb blogerlik uchun harakat qilishingiz. 3-4 so'm pul uchun biror orqasidan yugurib yurgan bola emasman. Endi gapingizga, shu tuhmatingizga, tuhmat agar hozir men Feruzadan pul olganimni isbotlab bera olmasangiz yoki men moddiy manfaat uchun qilmaganimni isbotlab bera olmasangiz nima bo'lasiz unda? Yo'q, bu umumiy gapiryapman. Men sizni Feruzadan pul oldi deganim yo'q. Sizni haqiqat istab 3-4 so'm pul uchun deganda qanaqa nima kelib chiqadi bu? Yo dayusiz yoki 3-4 so'm pul uchun qilgansiz. Qaysi biri? Men oddiy fuqaro tarafini oldim. Fuqaro emas, to'shakda qo'lga tushgan yalang'och begona xotin bilan yotgan xotin tarafini olyapsiz. Faqat bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bunaqa qo'lga tushishlar boshqa rahbar organlarida kuzatilmaydi, a? Kuzatilsa oqlanmaydi. Shunaqa fikr bildirasizmi? Ha, shunaqa fikr bildiraman-a. Qaysi biri xiyonat qilgan bo'lsa, fohishalik qilgan bo'lsa, xoin. Kim bo'lishdan qat'iy nazar? Nima ha? Qaysi birisiz? Dayusmisiz yoki pul uchun qildingizmi? Pul yoki nima uchun qilmaganman? Demak, dayus ekansiz. Bunaqa narsada o'zingizni talqat qilmang. Yo, qaysi birisiz? Xo'p, uchinchi variant ayting. Uchinchi variant ayting. Demokratik davlatda yashayotgan insonda hammasini o'zini haq huquqi bo'ladi. Men sizga demokratik davlatni. Men sizga demokratik. O'zingizga javob bera olmaysiz, aka. Menga qarang, bir kishining xato qilishga imkoniyati borligi uni yana xato qilib xiyonat qilishligiga yo'l ochmaydi. Men sizga demokratiyani otasiman degan mamlakatda Bill Clintonni misolini keltirdim. Bitta xotin bilan bo'lgan gap so'z uchun siyosatdan uni haydab yuborishdi. Sizdan yana 22 yil kattaman deyapsiz. Mana shu yoshga yetguncha siz umuman xato qilmaganmisiz? Angliz ishda bo'lib nima qilganmiz, yaratilganmiz. Bu umumiy gapda aytishga. Bu umumiy gap. Xatolar ko'p bo'lgan, lekin men xiyonat qilmagan. Xiyonat qilmagan. Yo'q, xiyonat emas. O'sha xato deb gapirayapman. Xato boshqa narsa, xiyonat boshqa narsa. Xatoni Payg'ambar alayhissalotu vassalom har bir odam qiladi deganlar. Lekin xiyonat hamma odam qilmaydi xiyonatni. Tushundingizmi?
Farkiga borib oling. Farkiga borib oling. Xiyonat boshqa narsa. Xiyonat kechirilmaydi. Xato kechiriladi. Xiyonatga ham tavba qilsa, eri kechirsa o'zi biladi. Lekin boshqa odam, masalan, hech bitta mamlakat xoinni kechirmaydi. Hech bitta mamlakat xoinni kechirmaydi. Xoinni tavbasi yo'q deydi. Amnistiyaga tushmaydi xoin. Hech bitta mamlakatda. Lekin xato kechiriladi. Xato ham bir odamni o'ldirib qo'ysangiz, xato. Uni kechiradi. Lekin xiyonat kechirilmaydi. Buni farqiga borganingizda keyin gaplashamiz. Addihay, bratishka. Sizlardan besoroq damini berib yubordim. Buni nima uchun ko'tardik birodarlar? Biroz anaqa bo'lsin uchun ko'tardim. Bizni o'zbek millatimizni vakili sifatida chiqib olib, ochiq oydin xiyonat bilan qo'lga tushib va bu qo'lga tushganligini, xatoligini, ya'ni jinoyatligini, xoin ish ekanligini bila turib, yana maydonga chiqib olib, men undog'idim deb baland gapirib, o'zini osmondan kelib, atrofida shuni blogerlar yig'ilib olib, buni himoya qilishligi bu bizning millatga xos emas, birodarlar. Bizning millatga xos emas. Qaysi millatni vakili bo'ldi endi bu? U millat nomus qilish kerak endi bu bizning nomus biz uchun bu. Bu nima uchun qo'llab-quvvatlanyapti birodarlar? Mana shu bolalarni ro'yxatini olib qo'yinglar. Haqiqat izlab degani bor ekanlar, Abduqodir bor, ko'zingni anaqasi. Olib qo'yinglar ro'yxatiga, bu bolalar ishonchli odamlar bo'lmaydi. Xoinni ham himoya qilib, sodiq qilib ko'rsatishga urinishi mumkin bo'lgan odamlar bular. Bizni eksponatlarimiz ya'ni ko'rsatib sizlarga bularni misolini keltirib beryapmiz.